Sevgili dostlar ben Astro Canan. Hepinizi çok seviyorum. Videolarımı eğer takip ediyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Emeğe saygı adına ve yorum istiyorum. Mutlaka bir emoji yorum bırakın. Daha çok keşfete düşmek için. Sizleri seviyorum ve yorumlarıma başlayacağım. Bir deste seç yapacağız. Hepimizin yüreğini dağlayan olaylar oluyor. Bazen sevilmediğimizi hissediyoruz. Bazen neden hep bunlar benim başıma geliyor" diyoruz. Şimdi bunu soracağım arkadaşlar. Ee, acaba kendimi değiştirmek için neler yapmalıyım? Mutlaka e, tamam karşı tarafın bir kabahati vardır. Belki toplumsal bir muhafazakarlık yaşanıyordur. Belki sen bu toplumun çok ötesindesindir. Ama bir değişim de gerekiyor bu konuda. Önce kendini değiştireceksin ki bakıyorsun dünya değişiyorsa her şey güzel. Sen değiştiğin halde. Dünya değişmiyorsa o zaman farklı yolları deneriz. Önce bir kendimizi deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne yönde değişiklik yapabilirim. Başarılı olmak için ne gibi yenilikler yapmalıyım her konudaki başarıyı kapsıyor bu. Çağ ayak uydurmayı kapsıyor, aşkta başarıyı kapsıyor, işte başarıyı kapsıyor ve her türlü iyiliği hayatımıza çekmek için neler yapabiliriz? Önce su falıyla başlamak istiyorum ve su falıyla başladığımda arkadaşlar çocukluk çağınızdan beri sizinle ilgili bazı konular göze çarpıyor. Sanki bir aşkla ilgili ihanetler olmuş, bir sıkıntılı süreçler olmuş ve bir türlü düzelemeyen durumlar var. Kendini değiştirmeyi çok denemişsin bir tamamlanma süreci olmuş. Kendini lüks bir yaşam için hazırlamışsın fiziksel bedenine, ruhsal bedenine, aurana çok dikkat etmişsin. Fakat değişmeyen bir şey var. Sürekli evde bir çatışma, dışarıda bir çatışma ve parasal yönün ilerleyememesi. Böyle bir durumla karşılaştığını görüyorum. Tıpkı böyle bir azı dişi sızlıyormuş gibi yüreğinin acısı hiç dinmemiş bir sıkıntılı süreç var, bir üzüntülü süreç var. Ama kendini fazla değiştirmene gerek yok. Senin su baktığım tüm dostlarıma diyorum ki senin sıkıntın yok. Senin bir eksiğin yok. Çok çaba göstermişsin. <laughs> Sadece aile karmanda olan bir düzensizlik var. Ata köklerinden birisi Anne soyun olabilir baba soyun olabilir yaptığı bir günah işlediği bir e, suç ya da yaptığı bir yoksulluk yemini yaptığı bir yalnızlık yemini ya da bir kadının namusuna dil uzatılması bir erkeğin e, işte gururunun kırılması geçmişteki atalarının yaptığı bir günah şu an senin aile karmanda gözüktü. Çünkü kök ağaç gördüm suyun içerisinde. Arkadaşlar böyle ağaç kökü gördüm. Ata köklerinden getirdiğin bir karma var. Karma borcu var ve şu andan itibaren bunun giderilmesi için kök çakranla çalışman lazım. Kök çakranın rengi kırmızıdır efendim. Ne tesadüftür ki kırmızı bir mumla bakıyorum ve manidar. Gerçekten çok manidar. İnanın spontanes tamamıyla yani suyun içerisinde kök ağaç görmem kesinlikle aile köklerinden gelen bir sıkıntılı sürece işaret ediyor. Kök çakranı şifalandırmak için hadi bakalım sevgili dostum. Gözlerini kapatıyorsun kuyruk sokumundan itibaren böyle çok kalın bir kıpkırmızı bir halka çok kalın bir halka kuyruk sokumundan itibaren sonu olmayan bir halat bu. Evinizin böyle tabanından yerin altına doğru gidiyor. Topraktan geçiyor yer altı sularından geçiyor. Yer altındaki kayalıklardan geçiyor ve orada çok güzel bir alanda buraya bu kırmızı halatla bir bağ, bağ kuruyorsun, bir düğüm atıyorsun. Diyorsun ki gözlerini açmıyorsun. Toprak anaya sağlam hislerle bağlanıyorum ve ata köklerimden getirdiğim her türlü karma borcunu şu andan itibaren şifalandırıyorum. Bereketsizlik, aşk ile ilgili sorunlar, yoksulluk duyguları şu andan itibaren kök çakramdan temizleniyor. Yerine ani bir para girişi başlıyor. Ani bir aşk, ani bir duygusal doyum e, beni sarmalıyor. Bunları düşünüyorsun ve o e, kuvvetli hislerle bağladığın halat istediğin zaman toprak anayla bağlayabiliyorsun, istediğin zaman onu serbest bırakıyorsun. Şu an onu serbest bırak ve kö kök çakrandan kuyruk sokumunun altından onu bırakıyorsun, bırakıyorsun. E, düğümü de çözüyorsun İstediğin zaman bu halatla toprak anaya bağlanabilirsin artık e, toprak anayla bağlantını kurduk ve kök çakranı şifalandırdık şu andan itibaren kök çakra'nın şifalandığına tanık olacaksın ve e, kuvvetli hislerle toprak anaya bağlanıyorsun atalarından getirdiğin karmayı şifalandırıyorsun. Kırmızı kök çakramızın rengidir ve kırmızı kök çakramızdaki oluşan renk evet negatif enerjiden sonra o kök çakramızı kırmızı bir ışıkla yıkıyoruz, temizliyoruz. Diyoruz ki ata köklerimden getirdiğim yoksulluk bilincini, yalnızlık ve kıtlık bilincini, tüm eski kontratlarımı ve sözleşmelerimi şu andan itibaren iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Yerlerine sevgiyi, aşkı ve bereketi koyuyorum. Hepsi bu arkadaşlar. Artık karma bağınızdan özgürleştiniz. Geçiyorum sevgili dostlar. Bakalım Marsilya destesinde neler var arkadaşlar Marsilya destesinde yorumlamaya çalışacağım Allah'ın izniyle evet Marsilya destesi bize neler söylüyor bakalım değişimi nereden başlatmalıyım evet baş rahip kartı değnek ası Arkadaşlar öyle güzel bir düzenek hazırlandı ki sen çok fazla yoruyorsun kendini. Çok fazla çalışmalar yapıyorsun. Bir de kendine zaman ayırmıyorsun. Yani bize e, Marsilya destesi diyor ki kendine biraz zaman ayır ve kendinle ilgili duygu ve düşüncelerini bir gözden geçir özellikle duygusal bakımdan herkesi memnun ederken sen yalnız kalıyorsun ve bu da hoş bir şey değil efendim kendine çeki düzen vereceğini biraz diyet biraz yaşam disiplini ve biraz kendine zaman ayırmak tüm sorunu çözecektir senin tek yapman gereken şu anda yaşama sıkı sıkı sarılmak ve yaşam enerjisini, yaşam alanını güçlendirmek, enerjini farklı insanlarla dağıttığını, farklı ortamlara girdiğini. ...farklı sıkıntıları yaşadığını görüyorum. Bu sıkıntıların giderilmesi için... ...bu sıkıntıların yok edilmesi için... ...bir an evvel refah için... E, ...böyle maddi manevi çalışmalarına ağırlık ver... ...fakat kimseye borç verme. Kimseyle ilgili e, böyle fazla derinlere girme... ...ve hayal kırıklığı yaşadığın bir konuyu çok düşünme. Bir an evvel hayal kırıklığı yaşadığın her ne varsa onları iptal edeceksin ve yerine böyle umut dolu günleri katman gerekiyor. Ayrıca da şimdi aklın ve yüreğin dop dolu efendim. Bakınız şurada. Yeni başlangıçlar yapmaya hazırsın. Planlar hazır ve sanki bir işle ilgileniyorsun ve duygusal hayatını renklendirmek istiyorsun. Öncelikle e, ...duygusal hayatındaki... ...bu boşluğu temizlemen lazım... ...nedir bu boşluk... ...bir kere şuna dikkat et... E, ...kötü giden... ...ilişkiye bir son vereceksin... ...yalnızlık bağısına... ...maddi manevi zorluk bağısına... ...kötü giden ilişkiyi bitirdiğini... ...görüyorum ve yeni... ...başlangıçlar sana çok iyi gelecek... ...sen ne yaptığını... ...bilen bir insansın... ...ama bazı kere... ...çabuk bıkma huyun var efendim... Çabucak bakabiliyorsun, gidebiliyorsun, başlangıçları yapıyorsun, sonra tamamlamadan gidiyorsun ve bu da e, senin bir noktaya gelememenden, bir şeyleri başlatamamandan kaynaklanıyor. Kesinlikle bir çılgınlık edeceksin ve bir yeni başlangıç yapacağını görüyorum. Bu yeni başlangıç her türlü sana iyilik ve güzelliği taşıyacak ve şurada sevgili arkadaşlar, şurada görüyorum ki kendini e, duygusal anlamda değiştireceksin. Yani daha mantıklı olacaksın, alma-verme dengesini kuracaksın ve de karşıdaki kişiyle empati yaptığın zaman hani bu da böyle düşünüyor dediğin zaman karma borcunu ödemiş olacaksın yani bugüne kadar yapmış olduğun hataların olabilir bugüne kadar yapmış olduğun yanlışların olabilir bundan sonra bunu çekip e, çekeceğini çekip gideceğini bu yanlışlardan kurtulacağını görüyorum hiç merak etmeyesin gelecekte kendini değiştirdiğin için empati yapma yeteneğin olduğu için bir insanla beraberlik kuracağını bu beraberliğin seni çok iyi bir noktaya getireceğini ve geçmişin izlerini sileceğini gösteriyor kesinlikle geçmişin izleri siliniyor ama tabi bunu mantık çerçevesinde yapıyorsun Mantıklı hareket ediyorsun düzgün hareket ediyorsun onun arkasına da sıkıntılarını bitirmiş gösteriyorsun mutlu bir geleceğe doğru adım attığını kendini yenilediğini gösteriyor canınız sıkıldı iki iş veya senin canını sıkan iki işten hayırlısıyla sağ salim kurtulacağını ve baş rahip kartı da efendim değişimin kökten olacağını gösteriyor. Yaşam alanını değiştireceksin ve dediğim gibi merhamet, vicdan ve empatiyi hayatına kattığın için eskiden de vardı ama şimdi daha da ağırlık verdiğin için önce kendine merhamet ettiğin için çünkü kendine önce acımamışsın, kendini çok fazla fedakar bir insan yapmışsın. Artık alma-verme dengesini kurduğun için evrende sana hem ev hem araba hem de aşkı getirecek efendim. Kendin değiştiğin için maddi manevi bolluğa doğru adım attığını görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar inşallah hepiniz sıfırdan yeni başlangıçlar yaparsınız ve aile karmanızdan özgürleşirsiniz inşallah. <laughs> Kök çakralarınız temizlenir ve tepe çakranızla istediklerinizi daha çabuk e, tezahür ettirirsiniz. Kökten tepe çakrasına kadar olan bütün enerji alanınızdaki negatifler iptal oluyor iptal oluyor iptal oluyor yerlerine ışık ve sevgi oluyor efendim Işık ve sevgide kalmanız dileğiyle videomu beğenmeyi likelamayı abone olmayı unutmayın alma verme dengesi adına lütfen bir beğeni atınız efendim seviyorum sizleri hoşçakalın kalın. Dostça kalın.